Karagöz, Metta ve orta oyununda kişilerin genel özellikleri ve kişileştirme. Karagöz orta oyunu ve meta senaryolarında kişileştirme tip boyutundadır. Karakter boyutunda değildir. Eksen tipler ve diğer tiplerin özellikleri şöyle. Şimdi bunların özelliklerine bir bakalım. Kavuklu Karagöz. Kavuklu tiplemesinin kaynakları ve gelişimi konusunda birçok tezileri sürüldü. İran'da yaşayan Türk gruplarının oyunlarının baş kahramanı olan Keçel Pehlivan, Bizans mimuslarındaki sanıyor tiplemesiyle ilişkilen ilişkilendirmeler bunlardan bazılarıdır. Öte yandan Türk bilincinde yaşayan kamusal bir varlık olduğu da ileri sürülmektedir. Kavuklu da kara göz gibi açık sözlü bir halk adamıdır. Hacivat Pişekar. Hacivat'ın da kara göz gibi bunları niye böyle ikili verdik? Çünkü bunların birbirine benzer. Bu Karagöz'de, bu da bildiğiniz orta oyununda. Karagöz'de orta oyununda birbirine çok benzeyen özellikleri var. Hacivat'ın da Karagöz gibi gerçek bir kişi olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da kurgusal yapay bir kişi olduğu görüşü daha baskındır, yarı aydın diye nitelenebilir. Eğitim görmüştür, görgü kurallarını bilir. Pişekar da Hacivat'ın orta oyunundaki karşılığıdır. O da kurulu düzenden ve kurallardan yanadır. Ama şu ikisi zıttır. Kurulu düzene, kurulu düzene yasalara zıt giderler. Bu yüzden barınmaları da zordur bir yerde. Kadınlar, zenneler ve gocalar. Meddah Karagöz ve orta oyunlarındaki bütün kadınlar olumsuz, ahlak kurallarına pek aldırış etmeyen, uygunsuzluklarıyla nam salmış kadınlardır. Bunun nedeni bir bakıma tutucu ve ahlakçı geçinen bir toplum örtüsünün altında yatan çıplak gerçeği göstermektir. İstanbul ağzı Çelebi, Triyaki, Beberuhi. İstanbul ağzını kullanan tipler. Çelebi, Triyaki, Beberuhi. Çelebi belli bir işi olmayan zübbe tiplerdendir. Atadan kalma mal mülkle geçinir. Gönül ve sevda işlerinin baş kahramanlarındandır. Başat kahramanlarındandır. Başat kahramanı diyebiliriz aslında. En önemli tipi de diyebiliriz. Hoppa Bey, Züppe Bey, Zampara Bey, Zaf, Zater Bey, Fatin. Ee, Razak, Gızade, Tarçın Bey gibi çeşitli isimler de görülür. Tiryaki de boş gezen bir tiptir. Konuşmaların en can alıcı noktasında uyuklamaya başlar. Nokra Çelebi ismini kullanır. Şunu sakın unutmayın. ÖSYM e şu ismi verip kim olduğunu size sorar. Tiryaki sakın. Bebe ruhi cüceliğinden ötürü özürlü tiplere de girebilir. Geveze yaygaracı bir tiptir. Altı kulaç pişbop ismini de, ismini de alabilir. Kabadayılar, <laughs> Sarhoşlar, Külhan Beyleri, Zeybek ve Efe. Bu tipler oyunlardaki çatışmaları birdenbire sonlandıran ve tüm karmaşıklığı çözümleyen tiplerdir. Zorbalıklarıyla güçleriyle düzeni sağlayan kişilerdir. Anadolu çeşitlemeleri ise Zeybek ve Efe'dir. Yani Anadolu'nun şimdi bunların geneli İstanbul'du. Bundan öncekilerde gördüklerimiz kahramanların Hemen hemen hepsi İstanbul'un e, semtlerini temsil eden tiplerdir. Zeybek ve Efe ise Anadolu kaynaklıdır. Anadolulu tipler bunlar Türk, Kayserili, Bolulu, Kastamonulu, Karamanlı, Laz ve Tüğ, Kürttür. Anadolu kaynaklı 3 tane var. Türk, Laz, Kürt, Zımni, Müslüman olmayan tipler Osmanlı uyruğunda yaşayan azınlıklara mensup tiplerdir. Oyunlarda tefeci ve sarraf olarak görülür. Anadolu dışından gelen tipler Acem, Arnavut, Arap, Rumelili, Muhacir, Tatar, Çingene vesaire. Acem İran ya da Azerbaycan'dan gelen varlıklı bir tiptir. Ana kadın ve bok ana gibi olumsuz ve uygunsuz tipler de vardır. Ayrıca köçekler, çengiler, kantocular, hokkabazlar, cambazlar, Curcuna bazlardan oluşan eğlendirici tipler, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi oyunun baş kişileri olan ama genel olarak geçici denilebilecek tipler, Karagöz'ün ve Hacivat'ın oğulları demeli dediği gibi, Taftati, Kütüpati gibi uydurma tipler, mahallenin imamı, kenetçi, sünnetçi, Bey, pehlivanlar, kilcik, natır, çerkez, halayık gibi ikinci kişilerde vardır. Bir sonraki derste de gevşek doku parçalı yapı bölümlerini işleyeceğiz. Devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.